Nişantaşı İstanbul'un moda merkezlerinden biri. Bizi bugün buraya getiren de bu oldu. Markalar yaz sezonunu çoktan açtı. Özenle hazırlanmış vitrinler müşterilerini bekliyor. Polo yaka bir tişört. Ya da buna biraz renk katalım. Hah, şimdi oldu. Peki moda ile ilgili her şey gerçekten bu kadar renkli mi? For these refugees, classrooms are a distant memory. 10 hours a day, 6 days a week, they make jeans. Ali is 12. His younger brother Yazan is 10. Propaganda'da bu hafta tekstil sektörünün vitrinlerde göremediğiniz arka bahçesini konuşacağız. Bir kot pantolon 200 lira, bir gömlek 150 lira. Bunlar etiketlerde gördüğümüz bedeller. Ancak kıyafetlerimizin başka bir bedeli daha var. Kölelik koşullarında çalışan tekstil işçileri. Peki nasıl bir kölelik? 2020'nin Temmuz ayında İngiliz milletvekili Andrew Bridgen, Sky News'e verdiği mülakatta İngiltere'de perakendeciler için üretim yapan 10 bin kişinin kölelik koşullarında çalıştığını dile getirdi. It's around about 10,000 individuals who are effectively in modern slavery, providing garments for internet retailers. Saatlik asgari ücretin 8 nokta pound olduğu ülkede bu işçilerin aldığı saatlik ücret sadece 3,5 pound. İnsanlar hayatta kalmak ya da ülkelerindeki akrabalarına para gönderebilmek için kölelik koşullarını kabul ediyor ve büyük markalar için çalışmaya zorlanıyor. Parakende tekstil devi Boho bu markalardan biri. Kurumsal sömürüye karşı kampanya yürüten STK Liberty Shared, kölelik koşullarında işçi çalıştırdığı sebebiyle Boho'nun ABD'ye ihracatını durduracak bir takım önlemler alınması için dava açtı. Moda sektöründeki modern kölelik İngiltere ile sınırlı değil. Bu köleliğin bir diğer yüzü de çocuk işçiliği. Fabrikaların ucuz ve hızlı moda üretmek için birbirleriyle yarıştığı küreselleşmiş dünyada çocuklar tedarik zincirinin içinde yer alıyor. Ve ne yazık ki ucuz, itaatkar, kolay sömürülebilen iş gücünü oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan son rakamlara göre köle ticaretinin kurbanı tahmini 40.3 milyon insan var. Çocuklarsa bu sayının %25'ini oluşturuyor. Global Kölelik Endeksine göre moda endüstrisi çocuk köleliğinin en yoğun rastlandığı sektörlerden biri. Çocuklar Benin'de pamuk tohum üretiminden, Özbekistan'da hasata, Hindistan'da iplik eğirmeden, Bangladeş'te fabrikalarda kıyafetleri bir araya getirmenin farklı aşamalarına kadar moda endüstrisindeki tedarik zincirinin tüm aşamalarında çalıştırılıyor. Peki bu durum neden çözülemiyor? The Guardian'da çıkan bir makaleye göre bu işi zorlaştıran etkenlerden biri markaların birden fazla aracı ve tedarikçi firmayla çalışıyor olması. Bu karmaşık tedarik zincirleri ana markanın denetiminden uzak birçok taşeron firmadan alım yapması anlamına geliyor. Stop Child Labor'ın küresel kampanya direktörü Sofia Ova, Mols'a verdiği röportajda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli birçok dev markanın sattıkları tekstil ürünlerinin nereden geldiği hakkında çoğunlukla hiçbir fikrinin olmadığını söyledi. Taşeron şirketler savunmasız olmaları sebebiyle çocuk işçileri tercih ediyorlar. Çocuklar itaatkar işçiler olarak görülüyor ve bu da onları yönetmeyi kolaylaştırıyor. Tekstil köleliği dendiğinde akla gelen bir diğer grubu da 3. Dünya ülkeleri oluşturuyor. Bunların en meşhurlarından biri de Bangladeş. Bangladeş, 8 yıl önce çöken bir iş merkezinde 800'den fazla kişinin yaşamını kaybetmesiyle gündem olmuştu. İşte bu iş merkezi, ülkedeki binlerce tekstil üretim merkezlerinden sadece biriydi. Ülke, yoğun genç nüfusu ve yoksul halkıyla lüks tekstil markalarının adeta ucuz üretim cenneti. Binlerce fabrika ve atölyede çalışan tekstil işçilerinin %80'i kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. İşçilerin çalışma süreleri haftalık 90 saati bulabiliyor ve buna karşılık aldıkları para aylık sadece 36 dolar. Yani günlük neredeyse 1 dolar. Bu korkunç sömürü tablosu Bangladeş'in gündelik rutinine dönüşmüş durumda. Ancak bu köleliği dahi geride bırakacak bir başka sömürü Çin'in Sincan bölgesinde yaşanıyor. Uygur Türkleri. Uygur Türkleri Çin'in Sincan bölgesinde Çin yönetimi altında yaşıyorlar ve raporlara yansıyan bilgilere göre uzun süredir sistematik soykırıma maruz kalıyorlar. Zorla pamuk tarlalarına çalıştırılmaları da bu soykırımın bir parçası. Uygur Türklerinin toplama kampı koşullarında ürettiği pamuk, dünyadaki tüm pamuk üretiminin 5'te 1'ini oluşturuyor. Bu, köleliğin boyutunu gösteren korkunç bir oran. H&M, Burberry, Adidas, Nike ve New Balance bu bölgeden gelen pamuğu kullanan markalardan bazılarıydı. Skandalın Alman araştırmacı Adrian Zenz tarafından raporlanması ve medyaya düşmesi ardından bu markalar peş peşe Çin pamuğunu kullanmayı bıraktığını söyleyen açıklamalar yaptılar. Çin ise işçilerini kölelik koşullarında çalıştırdığı
çalıştıran firmalara yaptırım uygulamak yerine buna karşı çıkan markalara yaptırım uyguladı. Dünyaca ünlü markaların Çin'deki dükkanları bir bir kapandı, reklamları durduruldu, ürünleri boykot edildi. Tüm bu modern kölelik örneklerini geçici birer skandal olarak görmemiz, gerçeklere gözümüzü yummamız anlamına geliyor. Karmaşık tedarik zincirleri ve denetimsizlik büyük birer sorun olsa da tüketiciler olarak markalar üzerindeki kolektif gücümüz elimizdeki en büyük çare. Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim. Size beğeneceğinizi düşündüğümüz bir programdan bahsetmek istiyoruz. Bilmediğiniz kişiler. Ya da bildiğimiz kişilerin bilmediğimiz yanları. GZT'de yeni bir seri yayına giriyor. Profil.